Eyvallah. Sağ ol oğlum. Afiyet olsun usta. Lütfü. Efendim baba. Köfteci Hasan'ın siparişleri geçti mi oğlum? Hazırladım baba. Birazdan göndereceğim. Alo Şen Kasap, buyurun. Bir saniye. Baba, biri seninle görüşmek istiyor. Kimmiş o? Bilmiyorum, bir bayan baba. Ver bakalım. Alo. Gülüm. Nasılsın? Ben de iyiyim. Niye cepten aramadın? Cevap mı vermiyor? Allah Allah, bir bakayım. Heh. Şarjı bitti herhalde ya. Tamam canım. Görüşürüz. Tamam gülüm. Ben de seni özledim. Görüşürüz. Ya şu cebi şarja koy da ben gidene kadar dolsun bari. Arayan kimdi baba? Sana ne oğlum, sana hesap mı vereceğim? Besili paparazzi. Al şu telefonu elimden. Beni tepeme attırma hadi. Ya ne dedim ben şimdi baba? Ya sadece o kadın kimdi dedim. Kadın değildi o. Nasıl kadın değildi baba? İlk önce ben konuştum ya. Ya sen özel vazife olmayan şeylere niye karışıyorsun oğlum? Özel yetkili savcı mısın lan sen? Git başımdan hadi. Açıkçası Özgeciğim senin durumlar biraz karışık. Ay bunu bilmek için fal bakmaya gerek yok. Etrafındaki herkes zaten ne durumda olduğumu biliyor. İş yok. Erkek arkadaş desen zaten daha karmaşık bir durum. Sen bana bilmediğim şeyler söyle oradan. Bir haber alacaksın. Güvercin görüyorum. Belki bir iş bulacaksın. Ya bırak Allah aşkına Zeyno. Ya bu fallar falan hepsi telkin ve algıda seçicilik sadece. Ya canım biz de fala inanıp hayatımızı ona göre yaşamıyoruz. Vakit geçiriyoruz işte. Bak bak gel. Ortak. Bu ne ya? Resmen sinek avlıyoruz ha. Kafe iş yapar dedik. Ne gelen var ne giden. Ya oğlum bir şeyler yapıp burayı doldurmamız lazım da ne? Vallahi dansöz kılığına girip kıvırsam bile müşteri gelmez. Ne fantezi be. Ha? Hoş geldiniz. Dansöz olmaktan yırttın. Müşteri geldi. Bence çok şey kaybettim. Şşş. Lan. Ne? Kayfalı bakıyor musunuz? Ya aslında bakmıyorum ama isterseniz tabii. Çok sevinirim. Sonunda kayfalı baktırabileceğim bir yer buldum. Fal bakan kafelerde çok kuyruk oluyor biliyorsunuz. Ya evet. Siz oturun şöyle, ben hemen geliyorum. Tamam. Kolay gelsin işte. Oo kayınço hoş geldin. Buyur otur. Ya bu sunan? Malum mesele işte enişte ya. İşte deplasman psikolojisi olmasın bu? Yok baba. Esnaf spor bu hafta deplasmanda değil, kendi evinde. Yok bu esnaf spor değil. Halı saha filan mı? Bu daha küçük bir sahada oynanıyor. Vallahi size söyleyeyim ya, bu halı saha sevdası bu yaştan sonra sizi götürür. Bu adam da oynamazsa gidecek. Ya Taylan dayı, ya nedir bu futbol sevdası? Senin için gücü yok be, işine baksana sen. Karışma büyüklerin lafına. Ya ben ne dedim ki şimdi? Ya sizin de sporunuz bana fırça atmak yani ha. Ya doping falan yapalım diyeceğim ama sen de işe yaramıyor diyorsun. Ne bileyim enişte, hiçbir işe yaramıyor. Herkesin işine yarıyor da bir tek sana mı yaramıyor bu? Dozu mu az geldi acaba ha? Ya enişte böyle koca karı ilaçlı bile fena olacak iş değil bu. İyi o zaman kardeş kardeş yaşarsınız. Kabahat bende ki, girip derdimi sana anlatıyorum enişte. Ya dur nereye, küsme hemen. Aa, Gülşen nereye? Nereye olacak canım? Bizim sevgili prensesimize kahvaltı götürüyorum. Ay nasıl Fulya, iyi mi? Dün akşam uğradığımda iyiydi ama. Vallahi Feride Hanım aslında isterseniz yani sırf bana eziyet olsun diye yapıyor her şey. Yani gören de çocuğu doğurmuyor, sanki kristalden imal ediyor zannedecek canım. Ay sakin ol Gülşen'cim. Yani burada bebeğin sağlığı söz konusu. Ya o doğmamış günahsız sabiye olmasa benden zor hizmet alır o. Ama yani ben iki tane çocuk doğurdum, kimse bana böyle hizmet etmedi canım. Ay, Allah Allah. Tamam hayatım sakin ol. Dur dur dur, ben kapıyı açayım sana. Hayret bir şey ya. Ne servis ne yağına servis. Aa,
Ay, bunların kaynanaya hiç ihtiyacı yok. İki elti birbirinin kaynanası gibi maşallah. Ben geldim. Hoş geldin Gülüm. Hoş bulduk. Nasılsın bakayım? İyiyim. Senden ne haber? İyiyim, ben de iyiyim. Kim bu Nicat Usta'nın yanındaki kız? Alo. Şuna bak azgın teke. Gene mi hovardırlığa başladı bu? Ya buna bile biraz fazla mı açık? Daha böyle kapalı bir bluz giysem. İyi ya. İstersen vakit kaybetmeden işimize gidelim ha. Hadi gidelim. Göle gelsin Necati Usta. Sen git, ben sana yetişirim. Buyur Nurettin Usta. Beni bak. Sen gene ne haltlar karıştırıyorsun bak gel. Ne haltı ya? Kimdi o kız? Hangi kız? Hangi kızmış? Demin giden kızdan bahsediyorum. Buradan giden kız. Buradan giden. Ha, adres sordu da. Öyle mi? Gari kızlar böyle yanağından öpücük alarak mı adres veriyor? Sen pop star mısın lan? Hadi hadi gel. Senin işin vardır şimdi. Asıl senin işin vardır. Kızmış. Adres sormuşmuş. Ben de yedim. Vallahi. Ya yok canım, gördüklerimi söyledim. Yok yok, arkadaşlarla gezmediğimiz kafe kalmadı ama sizin kadar iyi bakana rastlamadık. Devamlı burada mısınız? Evet, burada çalışıyorum. O zaman ben arkadaşları toplayıp geliyorum. Onlara da bakarsınız değil mi? İstiyorlarsa bakarım tabii. Tamam o zaman, ben bir saate kadar arkadaşlarımı toplayıp geliyorum buraya. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Elinizde böyle bir kız varken burada iğne atsanız yere düşmez. Üstü kalsın. Teşekkürler. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buldum. Açılıyoruz. Daha fazla açılma bence. Bugün hiç beğenmedim seni. Ya oğlum o şakaydı. Ben ondan bahsetmiyorum. Açılım yapacağız. Ne açılımı? Kahve açılımı. Bu sayede kafe kurtulacak oğlum. Biz de fal baktıracağız. Bana uyar da Zeyno ne der acaba? Vallahi işsiz kalmak istemiyorsa kabul edecek. Sen... Al, teşekkür ederim. Teşekkürler. Zeynep. Efendim? Kafenin geleceği senin ellerinde. Evet, senin falların sayesinde bu kafe kurtulacak. Ya abartmayın arkadaşlar, ben sadece attım tuttu yani, benden de faldan. Kızım baktıran memnunsa sana ne? Kadın bak gitti, arkadaşlarımı alıp geleceğim diyor. Hem servisten de kurtulursun. Fal bakmak servis yapmaktan iyidir. Zeyno'cum, fal bakmak işsiz kalmaktan da iyidir. Ha, insanları kandıracaksınız yani. Niye kandıralım ya? Biz sadece müşteri memnuniyetine esas alıyoruz. Kahve istiyorlar, veriyoruz. İçindeki garip şekilleri değerlendirmemizi istiyorlar, onu yapıyoruz. Başka bir şey isterlerse bakarız artık. Bence sen de bakmalısın fal. Ben ne anlarım faldan? Ulan millet anlıyor da mı bakıyor? Abi, ben daha ne söyleyeceğimi bile bilmiyorum. Kızım, belli başlı şeyler var işte. Bol para, bol kısmet, üç vakte uzun yol... He. Bol bol dedikodu yapacaksın. Çok biliyorsan kendin bak o zaman. Yok, bizi bozar. İyi günler arkadaşlar. Efendim kardeşim. Dinliyorum. Nurettin. Baban nerede lan? Babam mezbahaya gitti Nurettin abi. Aa, tabii canım, mezbahaya gitmiştin. Beni bak, dikkat et de. Kaçak et kesmesin seninki. Benim babamın kaçak etli işi olmaz Nurettin amca. Aa, öyle deme, öyle deme lütfen. Senin baban kuzulara pek meraklıdır. Güzel bir kuzu gördü mü dayanamaz. Kaçak eti kesiver valla. Hadi canım. O kadar mı kötü ya? Tamam tamam. Haydi görüşürüz kardeşim, sağ ol. Ne oldu ya? Esnaf Spor yine inilmiş. Hadi be. Kaç kaç? Abi böyle bir şey var mı ya? Kendi sahamızda 3 gol yemişiz ya. Ya takıma ne oldu bilmiyorum ki ben. Gol atamıyoruz abicim, gol atamıyoruz. Esnaf Spor'u bilmen de golü atanla teyo. Nurettin abi ne diyor? Ne bileyim vallahi, babamı sordu böyle imalı imalı. Bir şeyler söyledi ama anlamadım ben de. Babam bir altlar karıştırıyor ya, dur bakalım. Ben sana üzülme, sen gel ben seni sokakta kovmam demedim mi? Tutarız buradan sana bir ev, güzel güzel oturursun. Bu iyiliğinin karşılığını nasıl ödeyeceğim gerçekten bilmiyorum. Bu iyiliğimin karşılığını nasıl ödeyeceğini sen gayet güzel biliyorsun. Hayal kırıklığına uğramayacaksın. Elimizde gayet güzel birkaç tane ev var Necati Bey. Benim fazla vaktim yok. Siz hanımefendiyle gezin evleri. O tamam derse ötesini ben hallederim.
Tamam mı gülüm? Tamam. Fazla vaktinizi almaz. Hep beraber baksaydık evlere. Yok şimdi ben gezemem o kadar. İn çık in çık ev ev dolaş. Kalp krizi geçiririm valla. Oturduğumuz yerden hepsini görebiliriz Necati Bey. Oturduğumuz yerden hepsini görüyor muyuz? Salihacığım bir kilo da domates koyuver kızım. Tabii. Necati sizi hala kızdırıyor mu? Yok canım ne kızdırması. Biz öyle takılıyoruz birbirimize. Yılların esnafıyız şurada değil mi? Necati de yokmuş. Ben gördüm. Nerede gördünüz? Nerede gördük canım? Dükkanda görmüştür değil mi lan? Vallahi bilmem. Keyfi de yerindeydi. Keyfi yerinde miydi? Nasıl yani? Valla akşam sen kendini sor. Ben seni laf taşımış gibi olma. Ben sana istersen nar vereyim. Yeni narlığa geldi. Su kalsın suyunu içersin. Antioksidan bu yine öyle bir şeymiş. Benim kız ne yiyor? Yok sağ ol. Ne demek sen? Teşekkür ederim. Yürü gülü. İyi halt ettik. Gülşen. Ay iyi ki geldin ya. Çok canım sıkılıyor. Ben sana animasyon yapmaya gelmedim. Tepsiyi alıp gidiyorum ben. Ay Gülşen lütfen gitme ya. Ya vallahi çok sıkılıyorum. Hülyacığım. Hayatım. Eğer sıkılıyorsan bir tanem. Kalk, gez, yürü, dolaş, kendine gel. Hı? Ay ben bayılıyor muyum zannediyorsun Gülşen? Ya biliyorsun işte doktor söyledi. Riskli bir hamileliğim varmış. Ay, yani hiçbir şey yapma yat dedi işte. Bu doktor bütün işlerinde Gülşen'e yaptır mı dedi? Ha? Ay o kadar ağırına gidiyorsa yapma Gülşen, istemiyorum. Hayatım, ne alakası var? Ben senin için yapmıyorum zaten. Ay ben güzel yeğenim için yapıyorum. Ay bak işte yani o da sana teşekkür ediyor. Nasıl teşekkür ediyor? Teşekkür ederim Gülşen yenge. Annem hep yardım ediyorsun. O da hep benimle dalga geçiyor. Seninle dalga geçmiyor. O seni çok seviyor. O zaman söyle o annene bir an önce iyileşsin canım. Merak etme. Ben dünyaya gelir gelmez iyileşecek. Tabii. Sen dünyaya gelene kadar ben kahrımdan ölmezsem. Bu da ayrı bir konu. Net bir şeysin yahu. Geliyorum. Bekle. Sen ev bakacağız deyince ben de teker teker gezdireceksin sandım. Her şeyin kolayı var artık Necati Bey. Ha, değil mi? Hangisini beğendin oğlum? Hepsi güzel aslında ama en ucuz hangisiyse onu tutalım. Sen parayı dert etme. Ben ne güne duruyorum burada? Sen söyle. Ya bir oda bir salon yeter bana. Sana yeterse bana ayda ayda yeter. Ama sen gene de bir evi gör. Bak yani tesisat çalışıyor mu, akarı kokarı var mı, lavabosu, banyosu, gideri mideri nasıldır? Konu komşu müsait mi, mahalle nasıl? Tamam. Hanımefendi beğenirse sen kontratı hazırlarsın. Hadi bana eyvallah. Ben kaçıyorum. Telefonunu bekliyorum. Tamam arayacağım. Hadi hayırlı işler. Buyurun beyler. Ben abicim sağ ol. Yusuf. Ha. Ne olacak bu bizim Esnaf Spor'un hali kardeşim? Ya yemin ediyorum herkese madara olduk. Kardeşim başkan takıma sahip çıkmıyor ki. Başkansız takım mı olur ya? Abicim ben başkan olsam ben de çıkmam. Yani bizim Muhit'in seyircisi kadar çirkin seyirci yok ki. Adamın arabasına yumurta atıyorlar. O da başkanlığı bırakıyor tabii. Hak ediyor abicim, hak ediyor. Para yok, transfer yok. Öyle başkanlığı ben de yaparım. Vallahi kardeşim, başkan yoksa takım da yok. İki güne dağılır bu takım ben söyleyeyim. Ya onu bırakın da. Bu başkana yapılanlardan sonra hangi enayi başkan olur ben onu düşünüyorum. Feride sen iyi misin? Ay iyiyim, iyiyim. Ay nasıl iyisin? Geldiğinden beri tek kelime etmedin. Ay, şu balıkçı İrfan moralimi bozdu. Ne oldu ki? Ay, bir şey olmadı da Necati için böyle imalı imalı konuştu. Ne iması? Necati çok keyifliyim işte. Hani içki içti desem Necati hayatta öğlen içki içmez. Hani haftada bir kere içer, o da bir ya da iki kadeh. Ya içer ya içmez. Ay o kumarı falan da yok adamın. Ne keyfiymiş bu. Ay ben sana bir şey söyleyeyim mi? Saçmalamış o. Zaten araları da kötü falan biliyorsun. Takma kafana. Acaba... yok yok. Ay neyse sen beni boş ver. Evlilik nasıl gidiyor? Bildiğin gibi. (Gülüyor)
Rüstem. Buyur Taylan abi. Senin ihtisas alanına uygun bir şey soracağım. Tabii abi, buyur. Ne lazımdı? Psikolojik empotans problemi var. Abi alt yazı geçer misin? Evladım, empotans diyorum, empotans. Yani şey olmuyor, yani... Anladım. Senin için mi lazımdı? Ne münasebet efendim? Bir arkadaş için istiyorum tabii. Abi, zaten bu güçlendiricileri hiç kendi için isteyeni görmedim. Hep bir arkadaşını istiyorlar. Sen bana baksana bana. Benim böyle bir şeye ihtiyacım var gibi mi duruyor? Peki kime istiyorsun abi? Söylenmez, ayıp. Abi, aktar-hasta ilişkisi kutsaldır. Söyleyebilirsin. Söyleyemem, ayıp, ayıp. Tamam abi, ben anladım. Sen kendini istiyorsun. Kendime mi? Ya buraya. Enişteyi istiyorum. Enişteyi? Evet. Necati Usta'ya. Evet. Ama eğer duyarsa ikimizi de kıtır kıtır keser ona göre. Sen hiç merak etme abi. Ben ona şimdi bomba bir paket hazırlıyorum. Yarın buraya kanatlanarak geliyor. Güzel. Tamam, sen hazırla. Ben birazdan geçerken alırım. Aramızda sır. Tamam abi, hadi, sır. Çalış. Tamam. Ulan meğersem ne fal meraklısı milletmişiz ya. Böyle oğlum bizim millet. Fala inanıp falsızda kalmaz. Onu bunu bilmem. Kafe müşteri kaynıyor. Abi ya, çok fazla müşteri var. Zeynep hepsine birden bakamıyor. Kızım sana da bak dedik ya. Ben fala falan bakamam. Bir kez daha işsiz kalmak istemiyorsan bakacaksın. Hemen bir masaya geçiyorsun. Bundan sonra iki numaralı falcımız sensin. Abi ben kaderciliğe karşıyım. Tamam mı? İnsanlar kendi kaderlerini kendileri çizerler. Ya böyle faldan medet ummak falan bana göre çok saçma. Bak, bir fikrim var. Sen o zaman onlara kendi felsefeni anlat, tamam mı? Ne empoze etmek istiyorsan onu söyle. Yemin ediyorum sende bu çene, bu dil varken hepsini feminist yaparsın ya. Evet ya. Mesela üç vakte kadar ekonomik özgürlük görüyorum de. Seni bir kültürel değişimin içerisinde görüyorum de. Kızım sabahtan akşama kadar zırvalıyorsun ya bir şeyler. Söyle işte. Söyle de bir işe yaradığını görelim. Bak bak, kızdı. Aynı Vedat sana benziyor, yemin ediyorum. Allah Allah. Hadi. Selamun aleyküm, kolay gelsin usta. Yavaş yavaş dikeceksin dolaba. Arayan sorun var mı oğlum? Var ustacığım. Yenge geldi, seni sordu. Vallahi biraz morali bozuk görünüyordu. Morali mi bozuktu? Ne demek o? Vallahi ustan nerede falan diye sordu. Bilmiyorum dedim. Sonra manava geçti. Bir şeyler alırken İrfan Usta'yla, Nurettin abiyle konuştular. Oradan da dükkanına geçti. Allah Allah. Bir densizlik yapmasın bu herifler. İyi günler Semih Hanım. Aa, hoş geldiniz Necati Bey. Buyurun. Hoş gördük. Feride yok mu? Aa, o çıktı. Nereye gitti? Eve gitti. Canı sıkkındı biraz. Sorun neymiş, bir malumatınız var mı? Bilmiyorum. Allah Allah. Peki, size iyi günler. İyi günler. Yok vallahi pes doğrusu Feridan. Yani Fule'ye bir hizmetçilik etmediğim kalmıştı. O da oldu sonunda ya. Dert ettiğin şeye bak Gülşen. Yani hayatta o kadar üzülecek şey var ki, hem unutma, aynı durumda sen olsaydın o da sana böyle bakardı. Fulya bana bakacak. Ay, hiç gücüm yoktu Feridan. Ay yok, o yumurta kıramaz bana bakacak. Hepimiz aç kalırız canım o bize bakarsa. Ben bunu aşağı götüreyim bari ya. Götür tabii. Feridan, siz iyi misiniz? İyiyim. Eminsiniz değil mi? Canınız sıkkın gibi de. Gayet iyiyim Gülşen'cim. Peki. Ben öyle görüyorum. Evet. Dur, kime gidiyor bunlar? Canım bizim Pamuk Prenses'e. Pamuk Prenses'e mi? Ha, Fulya Hanım'a gidiyor. Hadi bakalım, götür kızım, götür. İyi günler. Papatya'm, neredesin? Buradayım Necati. Dükkana sana uğradım. Semih Hanım biraz canı sıkkındı, eve gitti falan dedi. Hayırdır? Bir şey mi var canım? Yok, bir şeyim yok.
Başım ağrıyor biraz. Allah korusun ama grip falan olma sakın. Ben şimdi sana hemen bu karanfilli tarçınlı ıhlamur kaynatırım. Bu karışım papatya ile birleşince bir şey değil kalmadı velalı. Sen geç içeri, ben yapayım geliyorum. Yok canım. Adam etrafımda pervane oluyor. Yok yok, Necati yapmaz öyle bir şey. Ama o zaman niye kimseye nereye gittiğini söylemedi? Niye balıkçı İrfan imalı imalı keyfi çok yerinde dedi? Rıza. Buyur Müslüm abi. Bunlar Necati Usta'nın siparişleri. Alıp bunları eve götürüyorsun. Ama fazla reklam yapmıyorsun, tamam? Niye? Poşetlik ürün oğlum bunlar. İyi de zaten poşete koymuşsun. Ya Rıza, yani bunlar genel izleyicinin görmemesi gereken şeyler. Abi ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Söylesene, hiçbir şey anlamadım valla. Oğlum sen anla diye gelmedim zaten ya. Anlama. Şimdi bak sen bunları al, Necati Usta'ya götür. Tamam mı? Fazla da reklam yapma, o kadar ya. Allah Allah. Ya ne var bunun içinde? Söylesene kardeşim. Yani yanlışlıkla bir yerlerde karıştırmayalım. Oğlum anlasana. Bilmem güçlendirici, kuvvetlendirici şeyler. Ya aganigi naganigi. Ha. Anladım anladım. İyi, tamam. Lütfen ben çıkıyorum. Şimdi benim yavrum bunu bir içecek. Hiçbir şeyisi kalmayacak. Teşekkür ederim. Oh. Bakıyorum çok keyiflisin Necati. Çok şükür, niye olmasın? Ama senin tadın biraz kaçmış gibi mi? Bana böyle geliyor. Yok, bir şeyim yok. Az önce dükkana uğradım, yoktun. Mezbahaya gitmiştim. Sen her mezbahaya gidişinde böyle keyifli mi olursun? İnsanın keyfinin nerede yerine geleceği belli olmuyor ki papatya. Bak bakayım bana. Yoksa senin keyfini kaçıran bir şey mi var? Yok canım, yok bir şey. Merhaba. Ah merhaba. Ustam evde mi? İçeride. Emanetleri vardı, onu getirmiştim. Ver bana, veririm ben. Yok yok, ben veririm. Gir o zaman içeri. Ustacığım. Bunu aktar, Müslüm gönderdi. Güçlendiriciymiş. Güçlendirici mi? Ben dükkana döneyim Lütfü abi yalnız. Hadi koş oğlum. Kolay gelsin. Görüşürüz. Ortalığı toparladım. Yemeğini de hazırladım. Aa, Fulya. Hani sen yataktan kalkmıyordun güzelim? Tuvalete kalktım da şu saçımı başımı bir toparlayayım dedim. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın hayatım. Yani saçını topla, bir sür sürüştür, bir kendine gel, bir makyaj yap, bir sokağa çık falan. Ya bir şey ihtiyacın olsa da beni çağır. Ben her zaman emrine amadeyim zaten, hizmetçiyim ya. Ay o kadar ağrına gidiyorsa al götür şu yemeği Gülşen. Yani istemiyorum yardım etmeni falan. Ay sürekli başıma kakıp duruyorsun canım. Ay yani sana da şaka yapılmıyor hayatım ya. Yapamayacak mıyım ben sana şaka? Allah Allah. Hayret bir şey. Gel. Gülşen. Ne? Bak ben ciddiyim. Eğer benim hastalığıma falan inanmıyorsan gelme yardıma. Ben kendi işimi kendim yaparım. Ay tamam hadi Fulyacığım gel. Hadi yemeğini ye. Hadi. Yemeyeceğim. Çeyrek. Hadi. Hadi git. Çek. Git bitti. Hayır. Hadi sen alamazsın şimdi. Ağır gelir sana o. Tut. Hadi sen şimdi yiyemezsin. Ay Gülşen dur. Ay aa, dur ya dur. Hem dünyanın lafını ediyorsun hem de ağzıma tıkıyorsun. Allah Allah. Yani hizmette kusur etme. Bir de afra tafranı çek yani. İyi kendin ye. Vallahi ben güçlendirici falan istemedim papatyam. Bir yanlışlık olmuş. Yanlışlık falan olmamış. Aktar bunu sana yollamış Necati. Sana mı yollamış? Evet. Allah Allah. Niye yollamış acaba? Onu
ben bilemem Necati. Hadi anlat bakalım, bunlar ne işe yarıyor? Nasıl güçlendiriyor insanı? Hadi. Bunlar. Musulları. Evet. Yani hepsinleri. Bir defa nezleye iyi gelir. Başka? Allah korusun, şimdi grip milip, domuz gribi falan var. Onlara iyi gelir yani. Başka? Başka şey yapar yani. İnsan böyle ümün sistemini güçlendirir yani. Bağışıklık kazandırır, anlatabiliyor muyum? Direncini artırır vücudun. Başka? Bir de hafızaya çok iyi gelir. Hafızaya çok iyi gelir. Yani kullanmak lazım bunları. Bu yaşta biraz. Onun için istemiştim. Hani sen istememiştin? Hani yanlışlık olmuştu? Ben istemedim mi demiştim? Evet, öyle demişti. Bak işte gördün mü, bende hafıza falan kalmamış. İstemişim, istediğimi unutmuşum. Sonra istemedim demişim, istemedim dediğimi de unutmuşum. O yüzden benim bunları kullanmam lazım yani. Çünkü ne diyordum ben, unuttum. Başka işlere de yarıyordur bunlar ha Necati? Yani o başka işlerden kastettiğiniz bizim işlerse, teessüf ederim. Yani bu durumda gücümün kuvvetimin yerinde olduğunu biliyorsun. Gücünün kuvvetinin yerinde olduğunu biliyoruz da artı bunlar niye? Güneş mi tutacaksın? Ay ver şunları Necati bana, ver. Hocam ne oluyor, ne yapıyorsun bunlar? Çöpe atacağım, ben çıkıyorum. Ay. Allah Allah, niye bu kadar sinirlendi ki? Anlamadım ya. Yavaş. Buyurun, hoş geldiniz. Şurada yerimiz var. Buraya aldım sizi, birazdan yiyecekler. Bize iki sade kahve. Hemen getiriyoruz. Hocam iğne atsan yere düşmeyecek. Oğlum biz de iğne atmayız. Pardon, bakar mısınız? Buyurun. Biz yarım saattir sıra bekliyoruz. Acaba fal bakan başka bir arkadaşınız yok mu? Efendim. Olmaz mı? Erdem Bey var. Kendisi tarot ve kahve falında uzmandır. Yurt dışında tam 8 sene araştırmalarda bulundu. Süper. Değil mi Erdem Bey? Ben birazdan geleceğim. Gelsin. Ulan manyak, ben ne anlarım faldan? Ulan onlar ne anlıyor? Atacaksın, tutacak işte. Geldim. Buyurun. Sağ olun, iyi günler. Sen hazır mı benim paketim? Gönderdim ben abi onları. Nereye gönderdin? Necati Usta'ya. Ne? Abi sen Necati Usta'ya lazım dememiş miydin? Ben de Rıza'yla gönderdim. Ulan seni nasıl bilir söyle yapsın? Ben sana gönderme dedim. Hazırla geçip alacağım dedim. İş güzel çorbacı. Allah'ım ya. Sizin göğsünüz kabarmış. Yani yüreğiniz kabarmış. Şey... Nasıl desem... Sizin bu yakınlarda kalbiniz kırıldı değil mi? Doğru. Doğru. Sizi çok fena üzmüş. Hayvanın biri sizi çok fena üzmüş. Kusura bakmayın, hayvan dedim. Belki önceden seviyordunuz ama dilime hakim olamadım. Ay gerçekten de bildi. Evet. Arabanız yok değil mi? Nereden anladınız? Aşk olsun. Az önce arkadaşım da söyledi. Ben 8 sene Hindistan'da kaldım. Oradaki hoca, neyse. Girmeyelim oralara. Bakın çok yakında bir araba alacaksınız. Bakın buraya. Şuraya. Görüyor musunuz tekerleklerini? Biraz geniş tekerlek. Belki spor bir araba alacaksınız. Bilmiyorum, üstü açık falan artık kısmet. Ay inşallah. İnşallah. Oho. Hanımefendi. Ne oluyor? Ne oluyor? Bak burada sana yeni bir kısmet var. Yakışıklı. Uzun boy, karizmatik. Tanışacaksın veya tanıştın bilemem. Sanal ortamda. Pes doğrusu. Aşk olsun. Yes doğrusu. Eksik hacet dileme. Bak burada at var. At Murat. Ne demek? Dileğin olacak.
Ne muradın varsa olacak. Ah, Ayça. Selam enişte. Aleyküm selam. Ben de tam çıkmak üzereydim. Bizim Müslüm var ya, aktar iş güzel. Benim emaneti yanlışlıkla sana göndermiş. Allah canını almasın. Selim miydi onlar? Benim de ne yaptın, nerede peki? Valla Feride onları çöpe attı. Feride çöpe mi attı? Evet. Enişte, kardeşime söylemedin değil mi benim olduğunu? Ne diyecektim? Taylan'ın bunlar dedim. Çok lazımmış dedim. Biraz sıkıntısı varmış son günlerde dedim. Ya enişte böyle şey yapılır mı Allah aşkına? Kardeşime rezil ettin beni ya. Şaka şaka demedim şey canım. Böyle biraz sıkışınca kayınbiraderini harcayacak tiplerden miyiz biz? Ay enişte. Ay ben çıkıyordum dükkana getireceğim. Hadi ya. Bu adam kesin beni aldatıyor Semiha, kesin. Ay ne oldu yine? Aktardan gitmiş. Bir sürü şeyler almış. Böyle otlar, keçi boynuzları, bir sürü şey. Yani hep kuvvetlendirici şeyler. Ne yapacakmış onlarla? Ben de sordum ama tabii her zamanki gibi kıvırıyor. Yok efendim gribe iyi gelirmiş de, yok efendim vücudun direncini arttırırmış da. Ya sanki ben aptalım. E Feride, belki senin için almıştır. Ha? Niye hemen bir haltlar karıştırdığını düşünüyorsun adamın? Gülme Allah aşkına Semiha, zaten canım sıkkın. Ayol, keşke Taylan'ın da aklına gelse de alsa. Gelmişsin abi. Evet beyler, tavşan kanı bunlar. RH pozitif, buyurun. Sağ ol. Al canım. Kardeşim. Arkadaşlar ben kahve falı baktırmaya gidiyorum. Gelen var mı? Ne falı ya? Ne falı bu be? Kahve falı abicim. Bizim Erdem abilerin kafede kahve falına bakıyorlar. Haberiniz yok mu? Yok. Kim bakıyor? Özge ile Zeyno. Ha, şimdi anlaşıldı. Senin derdin faldan çok falcıyla kardeşim değil mi? Vallahi gönül muhabbet ister kahve bahane abicim. Hareketli. Ya artık abi. Abisi de bir şey diyemez. Yani müşteri ilişkisi. Ne diyecek yani? Vallahi bu falı işi iyiymiş ha. Bir ara ben de baktırayım. Oğlum sen neyine baktıracaksın ki? Allah Allah, baktıramaz mıyım abicim? Belki Salih ile geleceğimde ne var onu öğrenmek istiyorum. Kardeşim yani sen baktırsan olsa olsa Salih ile Hüseyin'in geleceğini öğrenirsin yani, biliyor musun? Ayıp oluyor kardeşim, ayıp oluyor. Yalan mı oğlum? Baksana orada kakır kakır kikir kikir takılıyorlar. Ne var bunda? Vallahi adam dağdan geldi, bağdakini kovdu. Salih'e da kondu yani. Neyse beyler, ben kafeye gideyim. Yengeniz beklemesin. Allah Allah. Kolay inanma, pahasız da kalma. Hesabı da alın. Abi, hesap. Özge, 17 numara sende. Kimmiş ki 17 numara? Benim. Aa. Ne işin var senin burada? Nasıl sürpriz yapayım dedim, o analardan sıyrıldım geldim, fal baktırayım dedim. Ay sen de mi fala inanıyorsun Seyfo? Vallahi ben aslında sana inanıyorum. Yani bizim geleceğimizi senden başka kim bilebilir ki? Bizim geleceğimiz mi? Evet. Yani benim geleceğim senin geleceğindir. Senin geleceğin benim geleceğimdir. Yani bizim geleceğimizdir daha doğrusu. Tamam tamam, kasma. Şimdi fala bakar anlarız. Anlarız. Direkt tuttun mu? Tutmaz, alamıyorum ya. Özgeciğim sen o fincanı bırakıyorsun ve bu masadan kalkıyorsun. Ama abi ben falına bakıyordum Seyfan'ın. Özge, şuradaki hanımefendi illa da senin bakmanı istiyor. Ya bir dakika ya. Ben kahvemi içtim, paramı verdim. Fal baktırmak istiyorum abicim. Senin falına ben bakacağım aslanım. Sen mi? Bir gelsene. Ne oldu kardeşim? Abicim pamuk eller cebe. At bakayım bir şeyler. Niye? Oğlum maça. Abicim ben bu hafta tersoyum ya. Daha haftalığı almadık biliyorsun. Ama abicim sen elini cebine atmazsan, ben atmazsam bu takım yatar valla. Esnaf spor tarihin tozlu sayfalarına gömülecek ha. Yusuf, nedir bu para meselesi oğlum? Ya ustam maça gideceğiz de 5 kuruş kalmadı ya. Anladın mı? Yani para neye lazım? İşte maça gitmek için. Hayır, İsmail abi minibüsü veriyor ama mazotu kendiniz koyun diyor. Bizde de 5 kuruş yok.
Yani anlayacağın, gidemezsek hükmen mağlubuz. Gel bakayım, gel. Kaç paraydılar o minibüsün deposu? Vallahi bir 200'e falan dolar herhalde ya usta. Hadi al bakalım. Necati usta var ya, kral adamsın ha. Estağfurullah. Hadi bu haftayı hallettik. Haftaya ne yapacaksınız oğlum? Ha. Ya başkan veriyordu ustam da. Şimdi istifa edince biz de 5 kuruşsuz kaldık. Hayır, takım kapanacak, ben ona üzülüyorum ya. Dur bakalım, üzülmeyin canım, biz daha ölmedik. Buluruz bir çaresini. Hadi ya. Tabii, burada bir gece düzenleriz. He? Bütün esnafı da çağırırız. Spor kulübüne para toplarız. Süper. Hallolur, üzülme, tamam. Helal olsun be ustacığım sana. İyi de nerede yapacağız bu geceyi? He. Burada be oğlum. Buradan güzel yer mi var? Bütün esnafı çağırırız. He? Eğlenceli tamam. Bir gece tertipleriz. Siz yeter ki maçınıza gidin. Rakibi de yenmeden gelmeyin ha. Ustam ayıp ediyorsun ya. Biz bu gazla var ya, Avrupa'yı bile sallarız. Ya. Avrupa'nın da umurundayız. Hadi. Bak aslanım. Sana iki yol görüyorum. Bu yolların birinin başında bir adam var. Nasıl adam o? Adam gibi adam. Seni zamanında uyarmış. Adam gibi yol göstermiş. Eğer o abini dinleyip o yoldan gidersen başın ağrımaz. He yok, ben ille de burnumun dikine giderim dersen o yolun sonu karanlık. Gelsen o abini dinle, huzura kavuş. Abicim kim bu abi? Nereden çıktı bu ya? Kızın abisi ulan, kızın abisi. He. Sen bak bakalım o kahveye. O kızın abisi aşk nedir biliyor muymuş? Koçum, abinin falına bakmıyoruz. Senin falına bakıyoruz. He. Oldu o zaman. Ben kalkayım tabii. Daha dur, tabağına bakacaktı. Yok, tabak kalsın, takım bozulmasın. Ben zaten parayı da Zeyna hanımefendiye vermiştim. Ben gideyim. Eyvallah. İyi oldu bu yarın gecesi be. Ha? Esnaf spora da yardım olur. Ha vallahi doğru diyor. Bak aklıma geldi Necati usta. Sen bu esnaf spora başkan oluversene. Ben futboldan anlamam ki Nurettin usta. Anlayacak ne var bunda? Sahaya çıkıp da gol at demiyorum ki ben sana. Başkan olacağım. Başkan. Necati başkan. Bak ne güzel. Vallahi ben başkan ne yapar onu bile bilmem. Ne var canım? Para vereceğim para. Ben bilmediğim şeye para verme. Çıtır spora paraları yatırıyorsun emme. Ne var yani? Bizim gençlere de para versek onlar da spor yapsalar olma mı? Pencüse. Severler güzeli, genç ise. Ana! İtiraf ettin değil mi? Mars ettim, Mars. Uyuma, öğren de gel. Hadi ana! Tabii tabii. Aa, ne o Feride Hanım? Bankadan gelmiş hesap ekstresi. Benim de kredi kartım bu ay fazla geldi. Lütfü herhalde yaygarayı koparacak bu sefer. Gül Solmaz'a havale 300 lira. Gül Solmaz'a havale 200 lira. Gül Solmaz'a havale 500 lira. Aa, kim bu Gül Solmaz? Sanki ben kendim için harcıyorum. Hiç öyle şey olur mu canım? Her şey çocuklarım için. Allah Allah. Herhalde Feride Hanım, yani çocuk deyip geçmeyin. Bunların masrafları büyüdükçe büyüyor. Yani Gonca büyümeye başladı. Hiçbir şeyi beğenmiyor artık. Ay sana söylemedim Gülşen'cim. Yani buradaki hesapta hiç tanımadığım bir kadına durmadan havale yapmış görünüyorum. Allah Allah. Bakayım ben bir. Ben de bankaya arayayım. Ay yani bunda kesin bir yanlışlık var. O yanlışlık burada değil, sizde. Çünkü babamın ekstresi bu. Bakın Necati Şen olacak. Necati'nin mi? Necati niye bir kadına bu kadar havale yapsın ki? Acaba? Evi çok beğendim. Yarın tutabiliriz. Gül. Erken. Hayırlı olsun inşallah. Demek işiniz fala kaldı ha? Merhaba baba. Merhaba oğlum. Ben de bir kahve içeyim de bari. Benim de falıma bak. Falcı bacı. Ya nereden buluyorsun bu esprileri anlamıyorum ki. Ben yerde bulsam almam. Baklafalı da bakıyor musun bari? Bakardım ama sen onları da yersin.
Yavrum nedir bu fal muhabbeti? Baba Erdem falcı olmuş. Yani bir kahve falına bakıyor. 40 yıllık medyum gibi. Erdem ne diyor bu kocadana? Ya baba şimdi bizim kafede işler kötüydü. Sinek avlıyorduk. Baktık bu fal içinde para var. Hani biz de yapalım dedik. Vallahi şimdi kuyruk oluyor. Yavrum bu fal mal palavra şeyler bunlar ya. Bir fincan insana ne söyle kurban olayım, insanları kandırıyor musunuz? Yok baba aşk olsun, olur mu öyle şey ya? Biz sadece kahve veriyoruz. Onlar da diyor ki falımıza bakın. Hoşuna gidecek, onları mutlu edecek şeyler söylüyoruz. Hepsi bu, ne var ki bunlar? Sen faldan ne anlarsın Erdem? Aşk olsun baba. Vallahi bir görsen en uzun kuyruk benim önümde ha. Böyle onların böyle bir iki tane ufak ip ucundan hoşuna gidecek şeyler söylüyorum. Ağızları bir karış açık kalıyor. Aman yavrum dikkatli olun, başımıza iş çıkmasın ha. Tehlikeli işler bunlar ya. Al işte. Ya ben aynı şeyi yapsam kapının önüne koyar. Ama sana işte iki kelime ediyor gidiyor. Torpilli evlat. Abi bak yine gözlerim doldu senin. Ne kadar acı çekiyorsun sen bu hayatta ya. Ya böyle bir şey var mı kardeşim ya? Böyle bir şey var mı ya? Hadi bir tane yedin, iki tane yedin. Dokuz tane de yenmezsin kardeşim ya. Ya yemin ediyorum bizim ikisarcı geçirseydik bu kadar gol yemezdi. Oğlum bunu kaleye soksan topa geçecek yer kalmaz ki. Oğlum bir kere bir dakika. Gol yiyenle alakası ne ki bu olayın? Forvet'te de iş yok, hepiniz biliyorsunuz yani. Sezon başında gol makinesi diye aldık. Adam tıraş makinesi çıktı. Evet ya. Mustafa haklı kardeşim ya. Dokuz tane gol yenir mi? 9-0. İnsan bir tane şeref gol atar ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim esnaf spor resmen iflas spor oldu. Ne gol var, ne para var, ne başarı var. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok ya. Kardeşim bu takıma iyi bir golcü lazım. Yani transfer şart. Allah Allah abicim, transfer için para lazım. Para da ancak kalantor bir başkan bulacağız ondan yani. Hayır, başkansız bir takım böyle başsız tavuk gibi oradan oraya sürüklenir tabii. Tamam lan dert etme, altı üstü bir maç. Ne maçı ya? Benim derdim maç değil abicim. Benim derdim başka ya. Neymiş senin derdin? Boş ver abicim, boş ver. Ben gidiyorum. Nereye lan? Ya boş ver. Allah ya, havalara bak. Ne bunun sıkıntısı kardeşim? Ya bunun sıkıntısı Özge'den başka ne olabilir? Ha? Hayır, şimdi gidip abisiyle takışacak. Ben ona üzülüyorum ya. Neyse. Hadi neyse, ben kaçıyorum kardeşim. Hadi, İyi akşamlar. Hadi görüşürüz. Ben de şunları toplayayım. Eyvallah. Rezil olduk zaten. Allah Allah. Gecenin bu saatinde ne mesajı bu böyle? Mesajını yeni aldım. Yarın görüşürüz. Gül. 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 Evi çok beğendim. Yarın tutabiliriz. Gül. Ay, olamaz. Bu kadına bir de ev tutuyor. Benim aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Ay. Papatyam, papatyam. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Feride yok mu? Yok babacığım, erken çıktı o. Erken mi çıktı? Hı-hı. Allah Allah, bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Bir işi vardı herhalde. Şey ben şunu bizim Pamuk Prenses'e götürüyorum. 10 dakika içinde de sizin kahvaltınızı hazırlayacağım. Hadi kızım, götür, kahvaltıya lüzum yok. Ben çarşıda bir şey atıştırırım. Peki. Götür ya. Peki, Allah Allah. Niye erken çıktı ki bu kadın şimdi? Semiha bilirsin, öyle cep telefonu karıştırmak gibi bir huyum hiç yoktur. Ama dün gece yarısı aniden mesaj gelince dayanamayıp Necati'nin telefonuna baktım. Gül adında bir kadınla ilişkisi varmış. Ay ne diyorsun Feride ya? Yanlış anlamış olmayasın. Ay, nesini yanlış anlayacağım Semiha? Her şey ortada işte. Ay yok yok, dur şimdi bak sen biraz bir sakin ol. Kesin öyle bir şey değildir. Ayol Necati Bey öyle bir şey yapmaz. Seni ne kadar sevdiğini bilmiyor musun? Nasıl sana sevgi dolu bakar? İşte o bakışlar, o sözler hepsi yalanmış. Birlikte ev tutacaklarmış. Ne?
Necati Bey bir kadına ev mi tutuyor? Yok artık. Tamam mı gülüm? Ne diyorsun? Tutalım mı bu evi? Başka bir yere bakmaya gerek var mı? Mükemmel bir ev efendim. Bir dakika, hanımefendi karar versin. Çünkü o oturacak. Ben çok beğendim evi. Tam aradığım gibi bir ev. Çok güzel. Sen öyle diyorsan tamamdır. Şimdi siz konuşabilirsiniz. Ben evi beğeneceğinizi tahmin ettiğim için kontratı önceden hazırlamıştım Necati Bey. İnşallah. Hayırlı olsun yavrum. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah canım. Ay yok Semiha. Ben bu kuşkuyla yaşayamayacağım. Gidip Necati'ye açık açık soracağım. Ay bence de en iyisini yaparsın. Niye burada kendi kendini yiyip bitiriyorsun ki? Allah'ım ne kötü kaderim varmış. Yine karşıma aldatan bir koca çıktı. Ay Feride hemen kendi kendine yorumlar yapma. Git konuş işin aslı astarı neymiş bir öğren. Bak göreceksin senin tahmin ettiğin gibi bir şey çıkmayacak. Hiç sanmıyorum Semiha, hiç. Her sorunumuzu hallettik. Başka bir arzun isteğin var mı gülüm? Yok çok teşekkür ederim. Zaten çok fazla böyle zahmet oldu size. Estağfurullah yavrum benden her zaman her şeyi isteyebilirsin. Hiç çekinmeden. Teşekkür ederim. Bir şey olursa mutlaka ararım. Benim cebim sende var zaten. Var. Her dakika telefon edebilirsin. Gece gündüz istediğin zaman mesaj da atabilirsin. Tamam çok teşekkür tamam ederim. Mı? Çok sağ olun. Ben de. Hadi sana başarılar. Tamam eminim teşekkür zaten ederim. Doğru başarılar. İnanmıyorum. Hem de ulu orta. Ay ne oldu Feride? Ay biliyordum zaten. Emindim beni aldattığına. Bana bak. Yoksa Necati Bey'i bir kadınla falan mı gördün? Ay görmek ne kelime? Semiha sarmaş dolaş şuracıkta. Ay inanmıyorum. Sen ister inan ister inanma. Ben göreceğimi gördüm. Bitti bu iş artık. Bitti. Şimdi bir dilek tutun. Bakın. Üç vakte kadar sizi bir ferah aydınlık bekliyor. Biraz zor olacak ama olacak. Üç ay gibi falan. Falcı kafelere polis baskını. Dün gerçekleştirilen bir operasyonda polis müşteri kadınında önceden belirlenen bazı kafelere baskın yaptı. Parayla fal bakılan, büyü yapılan bazı mekanlar mühürlenip kapatıldı ve işletme sahipleri para cezasına çarptırıldı. Benden bu kadar. İnşallah hepsi gerçekleşir. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi böyle alabilirim isterseniz. Buyurun. Bu sefer yırttık ortak. Evet, şeytanın bacağını kırdık. Artık sırtımız yere gelmez. Vallahi sırtımız yere gelmez de benim sırtım çok ağrıdı ya. Sen baksana birazcık şunlara. Ha? Kardeşim ben gazete okuyorum. E oğlum gazeteyi tekelle mi aldın? Ver biraz da biz okuyalım dinleyelim. Ya o her gün aynı haberler zaten. Bak fal bekleyen var. Fal, para. Hadi. Sen de keyif yap. Hoş geldiniz. Semihacığım. Artık no problem. Ay Taylancığım sen hala orada mısın? Takma kafana yakında geçer. Ya, takma kafana diyorsun ama ben sebebini buldum. Ya biliyorum son günlerde çok stresliydin. Evlilik hazırlığı, evlilik telaşı derken yoruldun. Ondandır. Hayır sevgilim. Hayır karıcığım. Kültürlü, aşırı titiz, hırslı ve baskın bir erkek olman bunu tetikledi. Bilim adamları bile söylüyor. Entelektüel ve duyarlı erkeklerde rastlanan bir şey bu. Ama öyle çarşı esnafı gibi şunu kaça alayım bunu kaça satayımdan başka derdi olmayan insanlar için değil tabii. Tamam Taylancığım ben zaten hiç dert etmiyorum. Geçer yakında. Geçecek. Bu gece geçecek. Feride nerede? Gördünüz mü? Az önce çıktı. Nereye gitti? Bir şey söylemedi. Alacağın olsun Necati. Bu bana yapılır mı? Ama kabahat bende. Tatlı sözlerine kanıp evine bağlı bir erkek zannettim. Ama nerede? Zaten bu kadar evlilik yapmış, bu kadar kadının peşinde koşmuş biri uslanır mı hiç?
kabahat bende. Aa, sen hiçbir şey yememişsin hayatım. Ha? Ay, bugün biraz kötü hissediyorum kendimi Gülşen. Aa, ya nasıl kötü hissediyorsun ben anlamadım. Yani kendini iyi hissetmeyecek ne yapıyorsun ki sen? Ha? Ay, böyle bir halsizlik, bir yorgunluk. Ay, nefes alamıyorum sanki. Ya doğurduğun zaman hepsi geçecek, merak etme. Hı. Bir bardak su mu içsem acaba ya? Yok yok. Bir meyve suyu falan var mı Gülşen? Yok. Yok yok. Ya bu 9 ay böyle geçmez hayatım. Ya vallahi geçmez. Ay Gülşen! Ne? Gülşen bir ağrı... Ah! Bir ağrı sapladı. Nerede? Ay yardım et. Feride. Feride'm neredesin? Papatyam? Ne o bavul? Bana papatyam deme. Ne oldu ki? Sen ne olduğunu çok iyi biliyorsun Necati. Ya şeker bulmaca gibi konuşuyorsun ya. Nedir mesele? Bir anlat, anlayalım, bir ipucu ver. Anlaşılmayacak bir şey yok. Siz hepiniz böylesiniz. Bütün erkekler uçburnuza düşkünsünüz. Allah senin canı kalmıyor. Hani o keçi boynuzun meselesi mi? O otları da niye aldığını anladım. Tamam canım, gel bak. Bak yaklaşma bana Necati. Ay, çok kırgınım sana, çok kızgınım. Ne olur dokunma. Ya bak, bir izin ver, izah edeceğim yavrum. Söylediğin her şey batıyor bana. Tek kelime etme. Tamam, ben susacağım ama bak bir şey söyleyeyim, sonra susacağım. Şimdi ben susacağım, sen nedir mesela anlat, tamam mı? Bak. Yetişin ama yetişin babacığım. Ne oldu kızım? Fulya'ya bir şey oldu. Ne oldu kızım? Bilmiyorum babacığım. Bilmiyorum, bir garip bir şey, kendini kötü hissediyor. Aşağıda mı? Aşağıda. Karnına bir şey oldu galiba. Ay, bebeğe bir şey oldu. Fulya yengemin nesi var baba? Yok bir şey kızım, yok bir şey. Kendini biraz kötü hissetmiş ama şimdi iyi. İyiyse neden getirmediniz? Yavrum, doktor amcalar dediler ki bir şeysi yok ama tedbir olarak bu gece de hastanede kalsın, sonra çıkar. Gelecek, siz merak etmeyin. Hadi bakayım dersinize çalışın. Peki Feride teyze niye yok? O neden gelmedi? Fulya yengeyle mi kaldı? Yok, daha onun bir işi çıktı, gitti. Sahi baba ya, Feride Hanım nerede? Bilmiyorum oğlum, arıyorum, cevap vermiyor işte. Ah Feride, ah tam kapris yapacak zamanı buldum, ah. Ne oldu baba, bir problem mi var? Benim bildiğim bir problem yok. Ama işte bak, gene açmıyor, buyur. Küçücük bir şeyi abarttığı yetmiyormuş gibi, bir de çekti gitti. Önemli bir şey mi? Yok be yavrum, keçi boynuzu yüzünden. Keçi boynuzu mu? Karı koca arasında olur böyle şeyler, sen boş ver. Yemek hazır. Hadi çocuklar, yemeğe. Çağırsam gelir ki zaten. Lütfü! Heh, geldim hayat. Geldim hayat. Ne oldu? Bunları içeri götürüp servis yapıyorsun hayat, tamam mı? Ben niye yapıyorum? Sen yapıyorsun çünkü ben Fulya'nın yanına gitmek zorundayım. Allah Allah, sen niye gidiyorsun hayatım ya? Onun kocası yok mu? O gitsin. Hayatım var ama ya, devlet hastanesinde kadınlar kısmında kalıyor. Doğal olarak ben kalacağım eltisi olarak, değil mi? Tamam, ben hallederim, neyse. Ay yazık garibime ya. Ailesi de yok. Kaldı öyle kukuman kuşu gibi oralarda. Abartma canım Gülşen sen de yani. Niye bu kadar üzüyorsun ki kendini? Ay abartmıyorum Lütfü. Yani kız o kadar hastayım dedi, ben inanmadım. Yani vicdan azabı çekiyorum ben şimdi. Şimdi gidiyorum ben. Gidiyorum. Ha, bu arada unutmadan bir şey söyleyeceğim hayatım. Çamaşırları makinenin yanına bıraktım. Yarın sabah onları muhakkak makinenin içine koyayım. Olur mu canım benim? Tabii, onu da yaparım. Ha, gel öpeyim ben seni. Olsun, hadi bay bay. Ömrümü yediniz ya, ömrümü. Sabah hayırlısına kahvaltı edeceğiz değil mi?
Hazırlıyorum baba. Ha. Ya bu sene içinde edemeyeceksek bir börekçiye sipariş verelim. Baba birazdan hepsi hazır olur. Hadi bakalım. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Gel otur. Abi ya şunu bir ütüler misin sana zahmet? Tabii tabii. Ben de düşünüyordum yani ütülecek bir şeyler olsa da ütülesem diye. Ya ben beceremiyorum işte Allah Allah. Gel oğlum ne haber? İyi baba. Fulya'dan bir haber var mı? Az önce doktoruyla konuştum. İyiymiş ama yani bugün de taburcu etmeyecekler. Ne yapalım oğlum? Biraz sabırlı ol. Doktorları dinlemek lazım. Şey baba ya, özel hastaneye mi alsak? Alırız almasına da doktorlar kız hareket etmesin diyorum. Ya öbür türlü de kadınlar koğuşunda kalıyor. Hani bir özel oda olursa ben yanında refakatçi kalırım. Gülşen kalıyor ya canım. O bakar ona merak etmesin. Feride Hanım nerede? Erken mi çıktı? Yok. Epey oldu çıkalı onu. Dün çıktı. Bir problem mi var? Küçük bir yanlış anlaşılma. Karı koca arasında olur böyle şeyler. Bugün sinirleri geçer gelir. Baba, çantamı bulamıyorum. Oğlum ben senin çantanın bekçisi miyim? Nerede bıraktıysan oradadır. Baba, okula geç kalıyoruz. Kahvaltı etmeyecek miyiz? Kızım benim 10 tane kolum yok. Hazırlıyorum işte. Ya bir şey kokuyor bizim. Yanık kokusu geliyor. Bir şey olmasın ha? Evet. Ha? Yanık kokuyor. Oğlum mutfakta bir şey var. Ya Allah ne oldu? Yandır. Siz gelin. Durun bekleyin ben. Ne oluyor oğlum? Mutfağı yak demedik ki. Ne yapayım ben düğmesi vardı. Düğmesine bastım çalıştırdım. Oğlum onun bir ayarı vardı. Çek şunu pişini. Oh. Eyvah sucuklar. Ama sucuk da getir. Lütfen sen sucuk katilisin. Sucuk katili. Ya şu balkonun kapısını aç. Aç yavrum aç. İndir şunu koy kenara. Gel duman içinde kalma gel. Ama Orta Doğu'ya çevirdin bütün evi. Ha? Her taraf duman. Feride ne oldu anlatsana. Yok bir şey. Yok bir şey diyorsun. Akşamdan beri ağzını bıçak açmıyor. Suratından düşen bir parça. Var bir şey demek ki. Önemli değil. Aramızda. Ya tabii aramızda olacak. Neticede karı kocasınız. Ama ben merak ediyorum. Belki bir faydamız dokunur. Sağ ol abi ama şu anda bu konuyu konuşmak istemiyorum. E peki nasıl istersen. Ama istediğin zaman konuşabilirsin biliyorsun. Teşekkür ederim. Ay bu arada size de yük oldum ama en kısa zamanda halledeceğim merak etmeyin. Hani çocukları telaşlandırmamak için mecburen sizin eve geldim. Ay o nasıl söz Feride? Bunu duymamış olayım Feride. Hmm, ama olur mu canım daha yeni evlisiniz. Birbirinize alışamadan gelip başınıza çöreklendim. Lütfen oğlum ver bakayım şu yanmamış ekmekleri de. Benim çok şükür kazasız belasız kahvaltı sofrasına oturduk. Baba şey diyorum ya kahvaltı süresince istiyorsan bir ambulans çağıralım da kapıda dursun. Yani ne olacağı belli olmaz. Aman ne komik. Beğenmiyorsan kendin hazırlarsın kahvaltıyı. Ya dur şaka yapıyoruz işte takılıyoruz ya. Takılma kardeşim ya istemiyorum. Bana şaka yapma. Oğlum sen de ekmekleri yaktın sucukları taş kömürüne çevirdin. Bırak iki dilim şaka yapalım da yüzümüz gülsün sabahına. Ya ne yapayım baba yani her zaman yaptığım iş değil ki. Bismillah. O ne ya? Ne oluyor? Ana o ne be? Allahu Ekber Azim Kebira. Ne lan bu? Banyodan geliyor. Köpük. Köpük olduğunu koyuyor da ne köpüğü? Yıkanacakları çamaşır makinesine koydum. Makineyle deterjan koydun, normal deterjan mı koydun? Ya ne koyacaktım? Bunu sormakta biraz geç kalmadın mı oğlum? Başımıza iş çıkardın. Ben temizlerim tamam. Abi ev işi yapacağın zaman haber ver de etrafı afet bölgesi ilan edelim. Dur be oğlum sen de şimdi. Oğlum çamaşır makinesini dedin sen köpüğü möpüğü başka adı diyorum. Ver getirdim ben tamam evi. Ben hallederim. Tamam. Hadi getir bakayım ne bul bir şeyler. Semiha senden özür diliyorum. Niçin? Dün gece için. Halbuki ne kadar hazırdım, ne kadar moralliydim. Askerden yeni gelmiş erkek aslan gibi hissediyordum kendimi. Askerden yeni gelmiş erkek aslan mı? Evet, güçlü ve hazır. Ama Feride'nin enişteyle kavga edip bizim eve yerleşeceği tuttu. E ne olmuş? Ne olacak? Evde birisi varken benim psikolojim bozuluyor, konsantrasyonum bozuluyor, her şeyim bozuluyor.
Yani Şubat ayında köpek görmüş kedi gibi oluyorum. Şubat ayı köpek kedi. Ya ne Şubat kedisi mi anlamıyorum ya Taylan. Ne diyorsun Allah aşkına? Ya hani Mart ayında kediler azıp da damda koşup birbirlerini kovalar ya. Ama geri kalan 11 ayda şey yok. Ay ben ne diyorsun hiç anlamadım Taylan. Şöyle toparla dolandırmadan ne diyeceksen de hayatım. Ha? Feride evdeyken benden hayır bekleme. Feride'nin gitmesini bekleyeceğiz. Baharı bekleyen kumrular gibi. Mart ayını bekleyen kediler gibi. Aman Taylan. Günler sepete mi girdi? Takma kafanı. Takma kafanı olur mu Semiha? Ben aşkın baş şehri Paris'ten geliyorum. Ha bir şey değil. Benim yüzümden Paris'in adı kötüye çıkacak. Ama Feride ile enişten bir barışsın. O zaman gör beni. Ne oldu? Ne barışmazlarsa? Selam Feride. Selam. Ah, istediklerini aldım hayatım. Bak bakayım beğenecek misin? Ha. Yandık oğlum, yandık. Ne oluyor oğlum? Gelirken radyoda duydum. İki günden beri fal kafeleri operasyon düzenliyorlarmış. Biz de burada rahat rahat insanlara fal baktırıyoruz. İşler sakat. Korktuğum başıma geldi. Ya kardeşim ben o haberi dün okudum da sen şimdi kıllanıp korkarsın diye bir şey söylemedim sana. Oğlum biliyorsan niye söylemedin? Aman be abi. Biz fal bakmıyoruz ki. Biz kahve veriyoruz. Ha. Bizimkiler ne yapıyor fincanların içine bakıp maillerini mi okuyor insanların? Yahu kardeşim. Hatırı sayılır müşterilerimiz rica ederse iki fal bakıyoruz o kadar. İyi tamam. Kılıfını hazırlamışsın ama biz yine de dikkatli olalım. Artık Necat. Ne zaman bir hata işlesen hemen eline bir demet papatya alıp geliyorsun. Hiç değilse bu masum papatyaları ortak etme kirli işlerine. Hangi kirli papatyalarımı ortak masumla karıştırmayayım papatya? Ay, bak inkar edip beni sinir etme Necati. Neyi inkar ediyorum? Ay, hala söyleniyorsun. Ben aptal mıyım Necati? Ya kabahatim neyse ben cezama razıyım. Yeter ki sen eve dön papatyam. Bana papatyam deme. Gülüm. Karanfilim. Tamam demiyorum ama Allah aşkına gel bak çocuklar da perişan oldu inan olsun. Bunu zamanında düşünecektin. Neyi zamanında düşünecektin? Ya hala anlamazlıktan gelip beni sinir ediyorsun. Yani anneleri de yok biliyorsun yani hepimiz perişan olduk. Anlaşıldı sen hizmetçi arıyorsun kendine. Ne hizmetçisi Feride ben eş arıyorum ben aşk arıyorum meşk arıyorum. İşin gücün aşk meşk zaten. Fena mı? Fena. Sen aşk meşk peşinde koş. Beni de evde hizmetçi olarak kullan. Ya ben istesem 50 tane hizmetçi bulurum. Ben seni arıyorum, seni bulamam. Ha, git o zaman kendine 50 tane hizmetçi bul çünkü artık ben yokum. Ne inatçı kaldırmışsın papatyam ya. Niye böyle yapıyorsun ya? Affedersiniz efendim. Fermanım patladı da yardımcı olabilir misiniz? Ya bize ne senin fermanından kardeşim? Gel işine ya. Yoksa ben yanlış mı geldim? Terzi dükkanı değil mi abi burası? Siz onu aldırmayın beyefendi. O zaten hizmetçi aramaya gidiyordu. Hadi Necati'cim iyi günler. Yok. İyi günler Necati Bey, iyi günler. Buyurun yardımcı olayım. Teşekkürler efendim. Gelmiş olmasın? Yok be kardeşim abarttım yine. Ya oğlum herife baksana takım elbise giymiş etrafı radar gibi gözetliyor. Lan sivil polis olmasın sen? Oğlum bak yani içimde bir his var kesin bize operasyon uygulayacaklara. Yapma ya. İnşallah yanılmıyorumdur. Hoş geldiniz. Ne istersiniz? Bu mekan işletmecileri siz misiniz? Evet biziz. Sanırım fal bakıyorsunuz. Yok, hayır. Hayır mı? Hayır. Yok canım. Biz kaderciliğe karşıyız. Evet, evet. Fal dediğin nedir ki? Yani telkin ve algıda seçicilik saçma sapan bir şey. Emin misiniz? Bana gelen bilgiye göre burada fal bakılıyormuş ama.
Yok, öyle bir şey yok. Yanlış bir bilgi gelmiş size. Yok, bunlar bizim tanıdık arkadaş grupları. Aralarında eğleniyorlar. Pardon. Estağfurullah, rica ederiz. Ne demek? Devlet de yanlış yapabilir sonuçta. Çekemeyenler çok tabii. Merhaba Sinan Bey. Tarif ettiğiniz kafeye geldim. Ama burada kahve falı bakmıyorlarmış. İyi o zaman, siz turist kafilesini alın, öbür kafeye geçin. Aynen. Turist mi? İyi günler, kusura bakmayın, rahatsız edin. Turist mi? Kafile istedim. Abi beğendin mi yaptığını? Senin pısırıklı yüzünden gitti kafile. Dünyanın parası gitti. Ben pısırığım. Sen niye uydun bana? Ben de seninle etkilendim. Ciddi misin? Etkilendin mi benden? Gevşek herif. Dünyanın parası gitti. Hala espri yapıyorsun. Aman be, sağlığımıza bir şey olmasın. Tövbe estağfurullah. Göreceksin sen Vedat Efendi. Göreceksin, göreceksin, göreceksin. Şeypo, göreceksin. Ne yapıyorsun oğlum sen valla? Hani temizleyecektin? Temizlemek kolay usta, temizlemek kolay. Sen önce vur bakalım haydi, hoppa. Sarhoş olsun sen. Rakı mı içtin? Evet, rakı içtim. Ama içmek denmez ona, bir ufaktan ne olur ya. Allah. Tüh sana, güpegündüz. Hem de dükkanda ha. Evet. İçtim. Delikanlı gibi içtim. Sus! Bir de karşılık ver, hepsini kıracağım kafana. Aman aman ustam, ne yapıyorsun ya? Gel şöyle, gel şöyle. Ya gönül işi. Ayarı bozuk bu ara biliyorsun. Yani ben onu fabrika ayarlarına hemen geri döndürürüm. Sen hiç merak etme. Geç şöyle. Al götür şunu, gözüm görmesin. Tamam. Ayılmadan da getirme. Tamam. Kıracağım yoksa kafanı. Tamam, aman. Hadi, hadi. Çek, gel kardeşim, çek. Sen de bırak şunu. Haydi. Gel kardeşim. Allah Allah. Gelmeyeceğim ben. Oğlum bir rahat dur ya. Allah Allah. Allah Allah, ayası yok. Sen git dükkanına. Ben şeye gideceğim. Nereye? Oraya gideceğim ben, şeye gideceğim. Sen bırak beni ya. Nereye gideceksin oğlum? Şeye gideceğim. Dükkanına gitsen bırak beni. Ya ben şeye dur Seyf, Allah aşkına be kardeşim ya. Ya nereden çıktı bu yaren gecesi ya? Oğlum kaç defa söyleyeceğim ya. Babam düzenliyor esnaf spor yararına. Çarşıda organizasyon işte. İyi de abi biz ne anlarız yarenden? Biz bir şey yapmayacağız oğlum. Biz sadece lojistik destek veriyoruz işte. Böyle duvarlar hariç her şey gidecek yani. Amma sızlanıyorsun ya. Haydi bitir işini çal. Ya bırak beni kardeşim. Ben gideceğim ya. Tamam, tamam kardeşim. Gidersin tabii, gidersin. Ama yani nereye gittiğini bana da söyle. Gideceğim, kafeye gideceğim, kafeye. Tamam, kafeye git. Ama önce bir elini yüzünü yıkayalım. Bir kendine gel, sana bir kahve ısmarlayayım. Ondan sonra git. Gideceğim. Gideceğim o kafeye ve Özge'ye seni seviyorum diye haykıracağım abicim. Ah süper. Haykır abicim. Haykır tabii. Ama yani şimdi haykırma. Kafede abisi falan vardır. Arıza çıkmasın ya. Abisi. İnşallah vardır o abisi. Abisini böyle kıtır 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 keseceğim onun abisini. Kesersin abicim. Tabii kesersin. Keserim tabii. Bak Yusuf, bana sarhoş muamelesi yapma, seni de keserim, ben sarhoş değilim. Yok, sana sarhoş muamelesi yapılır mı kardeşim? Hiç mi sarhoş görmedik ya Allah aşkına? Hah, ben gideceğim o kafeye abicim. Özge'ye seni seviyorum diye aykıracağım, ondan sonra da onun abisini keseceğim. Ya da önce onun o abisini keseceğim, ondan sonra da seni seviyorum ulan diyeceğim. Tamam. Bırak beni abicim, ben gidiyorum. Seyfo! Ah be kardeşim ya. Efendim baba. Yusuf, bana bir kadın bul. Kadın mı? Evet, kadın. Karı, bayan, hanım yani. Cinsi latif. Rus mu? Rus mus, fark etmez oğlum. Yeter ki bir kadın bul. Baba ayıp ya, bir gören bir duyan olur. Olsun oğlum, ayıp bir şey yapmıyoruz. Bak iki günde perişan olduk ya. Tamam, ben bilmiyorum da arkadaşlara sorarız yani. Kaç dolardan olsun? Dolar ne doları yavrum? Türk parasını kıttığına kadar mı girdi? Ne bileyim baba, geceliği 200 dolarmış. Ya ben bilmiyorum da arkadaşlar öyle söylüyor. Geceliği? Hı. Sen nasıl bir kadından bahsediyorsun? Sen nasıl kadından bahsediyorsun? Oğlum yani ev işi bilsin, çocuklara baksın, bize baksın yardımcı. Ha sen hizmetçi arıyorsun. Sen ne sandın? Hiç. Ben de hizmetçi sandım. Ha. Oğlum biz hizmetini satan arıyoruz, etini satan değil. Hı hı.
Erdem'e de söyle de o da bakılsın. Tamam baba söyle. Şöyle el yüzü düzgün. Hadi bakalım. Özgü. Aa Seyfo. Özgü ben sana bir şey söyleyeceğim. Ya çok işim var, biraz bekleyemez mi? Bekleyemez. İki dakika daha bekleyemeyiz. Bunca zaman bekledik de ne oldu sanki? Sen bir şey mi içtin? İçtim. Evet ben içtim. Ama boş ver şimdi sen onu. Ne? Şimdi Özgü'cüğüm ben sana bir şey söyleyeceğim. Evet söyle. Ne? Bu? Benim bir gitmem lazım. Beni kadın bulacaktınız. Erdem'e söyledim baba, halledecekti. İt ite, git kuyruğuna. Hadi hayırlısı. Feride teyze gelmeyecek mi dede? Gelecek kuzum, gelecek. Lütfü. Efendim baba. Şu düdüklüde kuru fasulye var oğlum. Bak bakalım olmuş mu? Bakayım baba. Ben de pilavı atacağım. Annem ne zaman gelecek dede? Fulya yengen gelince kuzum. Fulya yenge ne zaman gelecek? Doktorlar izin verince. Ne oldu? Bir şey yok baba. Sadece düdüklünün kapağı tavana yapıştı. Sıcak düdüklünün kapağı açılır mı oğlum? Ben nereden bileyim baba? Doğru. Siz sadece hakem düdüğü bilirsiniz. Neyse Allah'a şükür senin bir şeyin yok ya. Yamadın değil mi? Yok yok. İyiyim baba. İyiyim. Ne oldu? Ben anlamadım dede. Bir şey olmadı yavrum da yemekte Lütfü üstü az kuru var. Oğlum rütbe almışsın maşallah, general oldun ha? Or mu tüm mü ney bu? Bir de bir lezzetli olmuş ki baba, tüh be. Ben bakarım. Annem gel inşallah. Merhaba baba. Merhaba oğlum. Buyur geç geç, çekinme geç içeri. Erdem, kim bu Afeti Devra? Erdem neredesin abi? Ne evi abi? Yarenler nerede? Geldi mi? Senin evde ne işin var abi? Kapat abi, kapat, kapat. Erdem, ne zaman bir iş olsa ortada olmazsın zaten ya. Peki Necati amca nerede? Ne bileyim ya, sardı bunları başımıza gitti. Ben ne anlarım Yaren'den? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk, ben Natalie. Ben de Necati. Hoş geldiniz, ben de Lütfü. Ben de Yiğit. Şşt, hadi bakayım sizin dersiniz yok mu? Hadi odaya, hadi, 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 hadi. Çabuk. Erdem size her şeyi anlatmıştır değil mi kızım? Evet. Siz bana okey veriyor mu? Tabii tabii veriyor okey. Yani hayırlı uğurlu olsun yavrum. Sıcak soğuk ne içersiniz, aç mısınız? Ben bir su bardak alayım. Ben size hemen bir su bardak. Dur o bardak. Dur. Sen kalk kızım. Suyunu kendin al. Hem mutfağa tanırsın hem bardak çanaklarında onu öğrenirsin. Hadi yavrum. Hadi kızım. Tabii tabii. Ben de evi gezdireyim hatta. Buyur. Gezdir çocuğum. Sanki Çırağan Sarayı'nı gezdiriyor. Ulan ne oldu da bakla sofa. Nereyi gezdireceksin? Erdem nereden buldun bunu? Baba sen kadın bul dedin ya. Oğlum ben kadın bul dedim. Sen gittin melek getirdin. Vallahi bunların standardı böyle. Bunlar seri üretim. Hepsi böyle. En çirkini buydu vallahi. Vallahi Fulya görünce ne diyeceğim bilmiyorum artık. Neyse ben gideyim baba, Yarenler geldi. Sen de fazla geçin be. Doğru. Hadi koş yavrum, sen misafirleri ağırla. Ben biraz kalayım, şunlara bir bakarak olayım. İyi, tamam. Selam kızlar. Gördünüz mü Yarenler gecesi için gelmişler. Nereden çıkmış Yarenler gecesi? Haberi yok mu senin? Enişte düzenledi. Necati mi?
Niye? Benden kurtuluşunu mu kutluyormuş? Nereden icap etmiş? Ne alakası var Feride? Nereden çıkarıyorsun ya? Esnaf sporun yararına düzenlemiş. Ben şunlara bir bakayım, dur. Nadanlı kızım, hemen birden işe soyunmana gerek yok. Ama yani yapacağın şeyler aşağı yukarı bellidir. İşte ortalığın temizliğine bakacaksın. Çamaşırını yıkayacaksın, bulaşığını yıkayacaksın. Zaten makine yapıyor bunları. Arada bir, haftada bir camları falan silersin. İşte elinden geldiğince yemek yapacağım bize. Tamam mı yavrum? Bu gece dinlen istersen, yarın sabahına başlarız. Hadi oğlum, daldın. Yarın gecesine gelmiyor musun? Baba sen git, ben çocuklara bakayım. Ne yapayım? Sen gelsene benden biraz. Çocuklara mı bakacaksın, Natalya'ya mı bakacaksın? Aşk olsun baba yani. Kim Natalya'ya bakıyor ya? Ulan deminden beri daldın gittin, karın ağzının içine düştün. İçim geçmiş canım. Hem şimdi sen mecbursun yani, yarın gecesine katılmak zorundasın. Ben şimdi yani daha yeni tanıdığımız bir kadına çocukları bırakayım mı yani? Yemedik ama hadi bakalım. Gene sen kal. Yaz akıllı ol, akideyi bozma, tamam mı? Tamam baba. Alasmazlı kızım. Sidenya. Yani adamın karısı evi terk etmiş, adam yarın gecesinde keyif çatıyor. Ay Ferideciğim, bak bu böyle olmayacak. Bence sen al Necati Bey'i karşına, konuş, öğren bakalım derdi neymiş. Yok hayatım, tükürdüğümü yalamam ben. O benim ayağıma gelecek. Ay Ferideciğim, bak boşanmak dünyanın sonu değil, biliyorum. Ama kuru bir inat yüzünden boşanmak... Ay Semiha, bunun neresi inat? Yani benim de bir gururum var. Sen bu adamı seviyor musun? Seviyorsun. Aşkta gurur olmaz demişler. Ne yapayım yani, şimdi kalkıp yarın gecesine mi gideyim? Aman düşündükçe başıma ağrılar giriyor. Bak gel biz seninle şimdi eve gidelim. Ben sana bir çay koyayım. Güzel güzel böyle bir kafanı toparla, bir sakinleş. Ondan sonra da git Necati Bey'le konuş. Hadi. Aşkım, hazırsan gidelim. Ha, Taylan'da geldi. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Selamun aleyküm. Helal olsun sana, helal olsun. Helal olsun sana, helal olsun. Necati Başkan, esas spor şampiyon. Necati Başkan, esas spor şampiyon. Tamam oğlum, tamam, dur, gaza getirmeyin. Ya ben anlamam bu işlerden. İşte ben bir gece düzenledim, benden bu kadar. Büyük başkan bizi bırakma. Misafirler ayıp oluyor. Yarın ağaları geldiler, ayıp olur oğlum. Hadi siz geçin, oturun yenisi. Hoş geldin baba. Hoş gördük yavrum. Hoş geldiniz ağalar. Safa geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Kusura kalmayın ağalar, biraz geç kaldım. Daha fazla gecikmeyelim. Buyurun yarın ağam. Başlayın yemeğe lütfen. Buyurun yarın ağalar. Buyurun esnaf arkadaşlar. Afiyet olsun. Baba. Hı. Sen ne içersin? Limonata. Limonata. Takviyeli limonata. Takviyel. Nasıl oluyor takviyel? Oğlum bu şehirde yaşıyorsan takviyel limonata nasıl olacağını bileceksin. Masanın üstünü bildiğin gibi altını da bileceksin. Anladın mı? Anlamadım ne? Yaren kültüründe alkol yoktur, içki yoktur. Bu nasıl üzülürler. Onun için benimki limonata ama takviyeli. Takviyel, tamam anladım. Çabuk. Yusuf. Gel gel. Yaren kebabı da kebap olmuş ha. Tadele, takviyeli limonata. Baba. Bu kadar hızlı içme, daha bir şey yemedin, dokunacak. Bırak be oğlum, canım sıkılıyor, bugün içeyim. Feride Hanım'ın yaptıklarına kafayı taktım.
sen de bana engel olma. Bak yarenlerim gelmiş, eğleniyoruz. Sizin orta oyun oynayacağız. Getir bana iç. Takviye, limonata. İyi, tamam. Bu, ne bu? Tamam. Buyurun yarenalar. Üç ayakla başlayalım. Şahım, bir orta oyunu yapalım mı? Tabii. Yarın alalım. Buyurun orta oyunu. Hadi bakalım, bizim çocuklar da eğlensinler. Evet. Katılın bakalım, görün. Kolay mıymış? Ne yapacağız? Hadi bakalım. Ağalar şimdi sizi yönlendirir. Adem madene inmiş, Adem madende badem yemiş. Madem Adem madende badem yemiş, niye bize haber edememiz tat? Adem bademe inmiş, badende Adem yemiş, Adem'i maden yemiş. Misafirem, olmadı. Ben bir sefer daha satıyorum, dikkat dinliyorsunuz. Adem madene inmiş, Adem madende badem yemiş. Madem Adem madem yemiş, niye bize haber vermemiz tat? Adem madene madem inmiş, Adem bademde Adem'i niye yemiş? Başam, misafir ağam yanıldı. Beceremeyecek. O zaman ben bir tekerleme falan söylesem. Yarın hem misafir ağamın sesi güzelse bir güzel bir türkü isteriz. Yoksa bir mani söylesin bize. Tabii ki başam, buyur misafir ağam. Mani mi söyleyeyim? Tekerleme de olur mu? Olur tabii misafirim, buyur. Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp Perlepe berberi bastı bacak Bedri ile beraber Bursa barına parasız giden bu paytak budala babası Topal Badi'den biberli bir papara yedi. O ne lan? Oh. Ya, kardeşim benim. Ya işte bak, bu güzel millet böyledir. İşin kolayını söyleyemedi, zorunu daha güzel söyledi. Yaren ağam buyur. Karşıdan gelen beş eşek. Beşi de bez yüklü beş boz eşek. Keloğlan eşeklere deh demeye başladı. Deh, çüş dedi. Deh dedi, dedi, çüş dedi. Deh, dedi, çüş dedi. Saat. Allah seni. O Adem'i alsam abi ben de? Alamazsın misafire. O zaman bir daha söylesene, ben tam şey yapamadım. Karşıdan gelen beş boz eşek. Beşi de bez yüklü beş boz eşek. Keloğlan eşeklere deh demeye başladı. Deh, çüş. Çüş. Sat. Karşıdan beş tane boz eşek. Boz eşeğe kalın sattım. Satamadım. Misafir ağam. Satamadım, satamadım. Şarkı söyle kardeşim. Ayağımın acısından. Başağım, misafir ağam bu işi başaramayacak herhalde. Ya lan bunu da Necati Usta mı versin cezasını? O türkü söylersin. Türkü, onun sesi güzeldir. Türkü. Tamam, ayağı alayım mı abi? Hep birlikte söyleyelim. Cemil'imin gezdiği dağlar meşeli. Yıl oldu, ben Cemilem'den ayrı düşeli. Allah! Kaydırgı bak.
Babamızı görürsün, günden gelsin hocam demişim. Buyurun, meyve suyumuz. Merci. Rica ederim. İsterseniz alkol de var. Yani babamın zulasından çalarım iki kadeh. Merci. Ben çalışırken alkol almam. Ha, canım sen de ilk günden çalışmak zorunda değilsin yani. Baba, hani bu abla bize hizmet edecekti? Evet baba, sen ona hizmet ediyorsun. Canım, insanlar birbirlerine yardımcı olmalı değil mi? Yani insanlık öldü mü? Madem öyle, annem de çok yorgun oluyor. Anneme niye yardım etmiyorsun? Ömrümü yediniz, ömrümü. Sizin dersiniz yok mu? Hadi yarın okul var. Hepsi bitti. Çocuk işte. Meyve suyunun yanında bisküvit ister misiniz? Olur. 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 Hanım öyle olsun aman, sen doldur da beni içeyim limonatandan aman. Kızılcık limonata kalmadı. Geldim de nereye geldim ben? Eve mi geldim? Cennet-i Ala'ya mı geldim? Kim bu Huri? Ne Huri? Natalie ben. Sen beni hatırlamıyor. Hatırlayamadım ben seni. Deme seni bir öpeyim. Neden? Hatırlamak için. Kimsin, nesin? İyi misin? İyi miyim? Bir şeyim yok ben. Biraz takviye edeyim Murat'a işte. Gel ben seni yatak odaya götüreyim.
Soyunayım senin. Sen yat, uyu. Sen rahata beni, bak. Sen beni götür, soyundurt. Uyut beni, tamam mı? Tamam. Telegram tamam. Tam telegram tamam. O çıkıyor ya. Evet. Durun ben sizi soyayım. Bir dakika ne oldu? Karanlık oldu. Elektrikler mi kesildi? Seni göremiyorum. Neredesin? Ah, hey, jeneratör devreye mi girdi? Siz kendine bana bırakın. Feride beni bıraktı, ben de kendimi sana bıraktım. Tamam, böyle çok güzel. Bırakın, bırakın bana. Şu pantolonu da çıkaralım. Ne oldu? Of. Canım mı yandı? Biraz. Ay, inanmıyorum. Kadını eve getirmiş.